Bizler Nalbantlar köyündeyiz. Kirkova Belediyesi'ne bağlı olan bir köy burası ve bizler Yedi Kızlar Camii'nde sizlerle birlikteyiz. Şu anda oturduğumuz tahtalar, bulunduğumuz bölge, arkamızda olan caminin yapısı tamı tamına 600 yıla yakın bir tarihe sahip ve yanımızda dernek başkanımız, camimizin başkanı Hilmi Bey var. Başkanım, Rumeli TV'ye ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Hilmi Musa. Potkova köyünden, yani Nalbantlar köyünde doğma büyümeyim. Şimdi Yedi Kızlar Camisi'nin herhalde tarihini Soracağız ama soracağız. öncesinde, Evet, yayın öncesi bize evet. söylediğiniz, burada sizin yaşınız genç ama büyük dedeniz de herhalde, Evet, dedeniz de bu... dedemin dedesi de, dedem de bu camiye yıllarca hizmet etmiş. Yani burayı en iyi Evet, bilen en iyi sizsiniz. bilen, evet. Dedemden kalan miras bana bu caminin tamamının bilgilerini aktarması. Anladım. Bu Yedi Kızlar Camisi'nin tarihinden bahsedersek 1428 diyoruz. Nasıl olmuş? Evet, 1428 senesinde Yedi Kız tarafından bu cami kuruluyor. Ama tabi bunun efsaneye göre bir gecede yedi kız tarafından hazırlanmış olan malzemeden sabah geliyorlar kuruluyor. Şimdi bu Sabah. yedi kızın özelliği nedir? Yedi kızın özelliği bunların nişanlıları savaşa gidiyor. Yedisinin de savaşta nişanları kalmış. Ondan sonra bunlar da kızlar çeyizlerini satıp bu caminin malzemesini hazırlamışlar. Bir gecede. Bir gecede hazırlatıyorlar. Bir gecede sabah geldiğinde hiç kimse görmeden bu cami kurulmuş bulunuyor. Yani şu tahtalar Efsane. kesiliyor, Şu bunlar ağaç, hazırlanıyor. bunlar o zamanki şimdiki o zamanki teknolojiye göre şu 80 santim geniş, 6 metre uzun. Biz bu zamanın ağaç, bu zamanın teknolojisine göre bu meşe ağacını şu anda bulamadık. Ve bir gecede Sağında, yapamayız teknolojiyle. evet, bunu sadece Rusya'da Bakü'de bulabiliriz dediler. Yani biz de araştırdık firmalardan, sadece orada bulabiliriz. O da maliyeti çok yüksek olduğu için getiremedik. Bizim imkanlarımıza göre yaptık. Ve bunun bir özelliği de çivi yokmuş herhalde, metal çivi. Evet, hiçbir çivi kullanılmamış. Tamamen girdirme ağaç çivi. Bir gecede onun için diyorlar, bir gecede Yedi Kızlar Camisi'nin anıllık zaten bir gecede Yedi Kız tarafından kurulmuş olası. Ama şimdi bu efsaneye göre konuşuluyor Yedi Kız tarafından kurulmuş diye. Hayır, Yedi Kız tarafından niyetlenip malzemesi alınmış ama kuruluşunu kimse bilmiyor. Bir gecede kurulmuş. Nasıl olduğunu kimse bilmiyor. Kimse buna cevap bulamıyor. Burada şu anda bir camimiz var. Restorasyon da yapılmış Evet, herhalde. evet. Ve bununla birlikte çeşme de var. Yedi çeş musluklu. Evet. Bunlarla Bu ilgili bilgi verir misin? evet. Bu kuyumuz avlunun dışındaydı. Bir iki seneye kadar bu eski bir kuyudu. Ben 2 sene önce göreve geldikten sonra böyle bir şey aklıma geldi. Dedim ben şu yedi kızlara 7 tane dedim musluk akıtacağım. Allah'ın izniyle bir yardımsever arkadaşımız da destek çıktı bana. Finans olarak destekledi. Bunu biz karar aldık. Allah'ın izniyle kurduk. Bunun 7 tane kıza 7 tane musluktan şu anda su akıyor ama orijinal kendi kuyunun suyundan. Bu su her sene dediğimiz gibi 7-6 Mayıs'ta Hıdırlez'de bu kuyudan binlerce insan su alıyor. Şifalı su olarak gidiyor bizim bu kuyunun suyu. Yedi köşesi var. 7 tane köşe, 7 tane çeşme, hepsi yedidir. Dikkatinizi çekerse, isterse çekiminizi yaparsanız hepsi yedilidir. Evet. 7 kız için. 6 Mayıs'ta özellikle çok kalabalık oluyor herhalde. Evet. Normal zamanda nasıl? Normal zamanda bir ziyaretçimiz son yıllarda yoğunlaştı. Allah Duyanlar. duyanlar, Allah razı olsun. Türkiye'den gelenler, televizyondan sizin aracınızla inşallah tanıtmış olacağız. Yani çok
güzel bir şey oldu. Yani bunları unutmamamız lazım. Osmanlı eseri bunlar var. Bu cami Osmanlı'dan kalan ahşap olarak birkaç caminin içinde en eskisi, en özelliklisi. Bir de dediniz ki iki kere mi üç kere yakıldı dediniz. Evet. Bu Üç defa Bulgar askeri tarafından yakılıyor. Üçüne de ateş var. Bir tane ağaç yanmıyor. da Allah'ın Bu da hikmeti. Allah'ın hikmeti. Bak görüyorsunuz bu açık yazlık kısmı tek bir tane ne kuş, ne hayvan, ne yuva, ne bir şey. Asla. Ne de yağmur giriyor, ne kar. Ya çekiminizi yapın. Görün açık. Her taraf açık. Şu anda Kilimle oturuyorsunuz döşeli. yerden sonra. Evet, Evet, evet. kilimle döşeli içerisi. Asla bir tane damla su girmiyor. Demek ki öyle Hiçbir bir yerden. yapıya sahip Öyle bir yapılmış. yapıya sahip. Bu teknolojinin getirdiği bir şey değil. Yani zamanla yapılmış bir şey. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyenler, bizler Nalbantlar köyünde Yedi Kızlar Camisi'ndeydik. Ve hakikaten en önemlisi de Osmanlı döneminde Bulgarlar tarafından üç kere yakılıp ama hiçbir şey olmaması Allah'ın da çok büyük bir hikmeti. Evet, bizler görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Değerli izleyenler, Nalbantlar köyünde tarihi camimizin yanında bir de delikli taş dedikleri bir taş var. Hocamız, başkanımız bununla ilgili neler söyleyecek bizlere? Evet. Bu cami kurulalı, bu taşımız bizim burada yerini alıyor. 1428 senesinden beri bu camiye gelen her Hıdırlıs'ta sabah gün doğmadan bu camide binlerce kişi şu taştan geçiyordu. Benim bildiğimden beri, dedelerimizin yani hatırlayan herkesten duyduğumdan bu şifalı taştan herkes geçiyordu. Yani ben kendimi bildim bileli bu taşın bizim çocukluğumuzda bu taşın üzerine şifa için geçenler yani bir hediye bırakmak bırakılıyor diyor. Onların işte kuruşlarını falan biz topluyorduk çocukluğumuzda ben hatırladım ama dedemin hatırladığı hepsini bu taştan bu şifadan çok insan yararlanmış. Yani Evet. buradan bir ümitle geçenler Evet. olmuş. Bir ümitle geçenler gelip de teşekkür edenler yani çok şey, kim evet Gerçekleşenler de olmuş. gerçekleşenler olmuş çok vatandaşımız yani buradan geçmiştir. Bunun yanında burada bağlanan ağaçta, çalıda çapıtlar var. Bunlar da Evet, Hıdırellez esnasında. Hıdırlıs esnasında yani elbisenden herhangi bir ip, herhangi bir şey
inanç olarak buraya da asılıyor şu gördüğümüz ağaçta. Az ileride de bel taşı olduğunu söylediniz. Bu ne işe yarıyor? Evet. Şimdi ben kendim 6 yaşından beri bu camiye gelip gidiyorum. Her Kıbrıs'ta geliyorum. Baş taşı, bel taşı, bir de delikli taşımız vardı. Bunlar yıllarca yaşadı. Kim başından baş ağrısı buluyorduysa bura gelip şifasını burada alıyordu. Beli ağrınanlar bel şifası için bu taşa geliyorlardı. Bunda 3 defa demek duanla beraber 3 defa böyle yasılıyordun, doğruluyordun, yasılıyordun, doğruluyordun. Nasıl işte herhangi bir şey bırakıyordun. Ama şifasını bulan çoktu. Hem baştan, hem delikli taştan, hem bel taşından. Şu anda gelenler var mı? Evet, bu sene Kıdırlez'de en az 1.000 kişi geçti. Burada. Burada. Çok Her güzel. sene Nerelerden geliyorlar? bütün Bulgaristan'dan gelenler var Müslüman olarak. Bütün inançlı Müslümanlar buraya gelir. Bilirler. Ne güzel. Bu bel taşı hala faaliyette mi ve Hala şifa faaliyette. veriyor mu? Evet, hala veriyor. Gelenler Hala var yani. gelenler her sene geliyor. Her sene Kıdırlis'te güneş doğmadan. Güneş Bu doğmadan. 2 saatin içinde binlerce kişinin geçmiş olması demek. İki saatin içinde herkes sabah 4'ten mesela 6'ya kadar güneş doğmadan geçmek gerekiyor. Başka Yani burada öyle bir kalabalık oluyordur ki o çok yoğunluk o evet çok yoğunluk oluyor. Trenler, otobüsler, arabalar burada bizim tren de yakın tabii garımız da var. Allah razı olsun. Boris'in şifası hiç unutulmaz. İnşallah Hiç biz de unutulmaz. Hıdrellez günü 6 Mayıs'ta değil mi? 6 Mayıs. Mevlidimiz de var. Buyurun gelin görün. Bu arada binlerce kişi mevlit yapıyoruz. 25-30 kazan et pilav kaynatıyoruz. Mevlitler okunuyor. Gelenlere davet Evet. etmeyi. Herkese şifasından dağıtıyoruz. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Evet, teşekkür ederim. bizler de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, bu taş şu anda hiç yoksa camiyle birlikte kurulduğuna göre 600 yıllık, 600 600 yıla yakın yaklaşık yani. Yaklaşık 600 600. yıllık bir taş, Evet. delikli taş bu ve bununla birlikte buradan bu zamana kadar binlerce, Binlerce milyonlarca olmuştur belki olmuştur. Allah geçenler. İnşallah bizler de inşallah. 6 Mayıs günü sabah gün ağarmadan burada olursak çekimlerimizi yapmayı düşünüyoruz. Evet, Nalbantlar köyünden çekimlerimiz devam ediyor. Önce bir duamızı yapıyoruz. Ondan sonra. İyi. İki. Üç. Ondan sonra bir dua daha yapıyoruz. Ondan sonra 3 kere Bismillah deyip kalkıyoruz. Uygulama buydu. Başımızı koyuyorduk. Böyle kaldırıp koyuyor kaldırıyorduk. İnci üzerimiz.